ne kadar şu çözmek istiyor? Vatandaşın kafasında şu soru oluyor. Yani şimdi HDP milletvekili de böyle deyince, yani ben tamamını bilmiyorum, arkasında ne var? Gizli, yani şimdi gizli bir anlaşma var gibi kamuoyunda bir söylenti bana var. Bana göre gizli bir anlaşma var, beklentiler var. Burada ciddi bir yol haritası üzerinde bir çalışma var. Ve bu çalışmanın gerçekten Türkiye gündemine açık bir şekilde taşınması konusunda talep var. İkincisi, Kürt tarafının bu çalışmanın içinde yer almasıdır. Yani eğer siz sorunu çözmek istiyorsa bu konuda açık davranın. Neler sokaklara döküldü. Çocuklarımız dağa çıkarılıyor dendi. Kimisi dedi ki onlar kendi iradeleriyle çıkıyor. İradeleriyle veya değil, siz ilkesel anlamda o yaştaki çocukların dağa çıkmasını doğru buluyor musunuz? Yani tabii ki belli bir yaş grubunun dağa çıkmasını ben doğru bulmuyorum. Çok açık söylüyorum. Ama tabii ki dağa çıkmanın nedenlerini ortadan kaldırmasanız, insanlar o yaşta heyecanlı. Gençlerdir, 17, 18, 16 yaşındaki gençler. Tabii ki bu süreçten etkilenmiş insanlardır. Aileleri kendilerine geçmişte yaşadıklarını anlattıklarında bile onun etkisinde kalıyor. Birçoğunun köyü yakılmış, birçoğunun ailesi faili meçhul cinayetlerle karşı karşıya kalmış. Yani burada o genç insan geçmişte yaşadıkları travmanın etkisi altında. Öylesi. Yani siz kaçırıldıklarına yani inanmıyorsunuz. Onlar hayır, böyle bir şey, böyle bir şey gelmedi. Aileler bana da geliyor. Çocuklarının gittiğini söylüyor ama yaşları küçüktür. Ama hiç kimse benim çocuğum zorla götürüldü, kaçırıldı gibi böyle bir şikayete bulunmadı şahs. Ve yüzlerce insan bugüne kadar bana gelmiş. Elbette ki bir insan olarak benim 13, 14, 15 yaşındaki bir çocuğun gitmesinden ben acı duyarım. Bu konuda yani siz gerçekten bir insan olarak acı duyarım. Ya bu çocukları niye biz bu gereken düşüncelerimizi de çok açık söyledik. Yani burada 13, 14 yaşındaki çocuk gitse bile inanıyorum ki kısa bir süre sonra ya geri gönderilmeleri gerekir. O konuda şeyimiz yok. Ama devlet bunu kullanmak istiyor. Peki sizin bu düşüncenize... Mesela bir köyden geldiler. Ben belki köyün ismini verirsem bir şeyle karşı karşıya. O köyden 7 genç gitmiş. Birbirini bulmuş. Ve gidenlerin çoğu yani okuyan insanlar. Şimdi bunlar mesela orada işte efendim karakol başçavuşu geldi. Gidin çadır kurun diye. Sesinizi duyurun diye. Yani bunlar da kulağımıza geldi. Ama aileler dedi ki biz böyle bir şey yapmadık. Ama dertlerini, şikayetlerini, çocuklarını sormaları, sokağa çıkmazdı. Annelerin bu çocukları konusunda duyarlılık göstermesini de ben doğal kabul ediyorum. Peki. Şimdi bizim burada yapacağımız şudur. Eğer gerçekten bu konuda samimiysek bir an önce barışı sağlayalım. O giden çocuklar da 20 yıldır, 10 yıldır, 5 yıldır o dağdaki olan insanlarımızı da getirip siyasete katacak. Topluma katacak. Sizin Kandil şey üzerinde yapalım. Bir ağrınız yok mudur? Bu çocukları indirin. Olmaz böyle bir şey. Yani gibi. Tabii ki bizim onlara emir verecek, bilmem şey edecek. Sonra siyasetçiyiz, düşüncemizi biz sadece söyleriz. Yani böyle bir şey olur mu yani? 30 yıllık bir mücadeleden gelmiş, deneyimden gelmiş insanlara bizim akıldan çok burada halkımızın tepkilerini, halkımızın taleplerini dile getirmektir bizim yapacağımız. Şimdi Ahmet Türk, geçen de bir açıklama yaptınız. IŞİD'in bu coğrafyada, bu bölgede giriş çıkışlar yaptığı, yardımcı olunduğu ile alakalı bir takım yaşanmışlıklar olduğunu söylediniz. Halk bunu gördü, biliyordu. Neyi gördü halk? Bunu biraz açar mısınız? Değerli dostum, ben bu bölgede yaşıyorum. Bu bölgenin insanlarıyla, Mardin'deki insanlarla, Kürt halkıyla birebir her gün görüşen bir insan. Benim belediyeme günde binlerce insan geliyor. İnanın ki bin insan. Belki şimdi biraz o trafik, o yoğunluk azaldı. Ama böyle bir şey. Ve bu bölgede, bu sınırda neler yaşanmışsa insanlar gelip bunu söylüyor. Neler bunlar? Şimdi mesela inkar ediyor, IŞİD'e yardım etmedik. Kızıltepe ile Ceylanpınar arasında bir araba devriliyor. Sakallı, Türk olmayan, Kürt olmayan bazı militanlar o trafiği, orada araba devriliyor. Trafik kazasında 4 insan. Orada köylüler gidiyor, bakıyor ki bunlar yabancı üzerlerinde bilmem askeri elbiseler var. Türk askeri kıyafeti. Türk askeri değil yani bunlar işte
Bizim askerimizin üniforması var. Tabii ama tabii öyle. Arap öyle. Oradan yabancı. Ceylanpınar'da halk bunu kendi gördü. IŞİD militanları silahlarıyla Ceylanpınar'da dolaştıklarını gördü. Bir IŞİD militanı veya şeyler yaralandığı zaman aynı dakikada ambulanslar gidip sınırı geçerek bunları hastaneler taşıdı. Ama Rojava'da Kürt bölgesinde normal bir hastayı geçirmek için 70 yaşında, 80 yaşında kalp ameliyatı olan birisini geçirmek için bakanlıktan izin almamız gerekiyor. Ve günlerce bekletiliyoruz. Şimdi bu burada bir farklı yaklaşımı, insanlar kör müdür, aptal mıdır bunu görmeyecek? Bütün halk biliyor bilir. Nizip'ten geçen ve fotoğraflarını çeken insanlarımız var. İki grup orada ağaçların altında beklerken, istirahat ederken arabaları bekleyip Suriye'ye geçmek için Nizip kilis tarafında insanlar resimlerini çektiler, bunlar gidiyor. Peki bunlar nasıl kollarını sallayarak Türkiye'nin üzerinden geçti? Eğer Türkiye'nin bir